28 Mart Perşembe saat 21'de canlı yayınla Kanal 3'te. Etin baharatla buluştuğu doyumsuz tat, kalite ve lezzetiyle hafızalara kazınan marka Cumhuriyet Sucukları Kanal 3'te sabah programını sunar. Efendim mutlu sabahlar, günaydınlar. Ben Pınar Akarsu. 27 Mart Çarşamba saatler 8'i gösterdi. Kanal 3 ekranlarında Kanal 3'te sabahta canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Hemen Türkiye gündemi başlıklarımızla başlayalım. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında çiftçileri ilgilendiren bir haber verdi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceğiz dedi. Pek çok yerde şantiyeleri basıp, araçları yakan, işçileri öldüren, müteahhitleri tehdit eden terör örgütü sizleri bu hizmetlerden mahrum etmek için çok uğraştı. Ama bize sadece zaman kaybettirdiler. Sizlere hizmet getirme, yatırımlarımızı tamamlama azmimizi kıramadılar. Kıramayacaklar. Havalimanının yenilenmesinden hizmete alınan feribotlara, restorasyonlardan bunların açılmasına destek verdiğimiz tesislere kadar her alanda Van'ın turizm potansiyelini geliştirecek adımları attık. İnşa ettiğimiz barajlarla çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz desteklerle Van'ın topraklarında bereketi artırdık. Şimdi buradan sizlere ve tüm küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için herkese yeni bir küçükbaş projesi adıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. Yürüttüğümüz çalışmalarla 32 milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı bugün 46 milyonun üzerine çıkardık. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bir başka ifadeyle ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu olur mu? Olur mu? Yeni teşvik programının üreticilerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Adıyaman'da düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Pensilvanya'dan Kandil'den Avrupa'dan Türk milletin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz ifadelerini kullandı. 31 Mart'ta biz, siz, hepimiz işte böyle bir sorumlulukla hareket edeceğiz. 31 Mart'ta omuzlarımızdaki bu ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz. Tamam? Çünkü bunlara 31 Mart'ta
bir Osmanlı tokadını sandıkta atmamız lazım. Çünkü 31 Mart'ta evlatlarımızın ellerinden tutacak, bizden öncekilere minnet borcumuzu ödemek üzere hep beraber sandıklara koşacağız. İnşallah 82 milyon olarak o sandığın hakkını verecek, rekor oy oranlarıyla hep birlikte demokrasimize sahip çıkacağız. Unutmayın, 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın iki yüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz. Unutmayın. Mısır'da ne yaptı? 9 genci idam ettiler. İdam Avrupa Birliği'nde yasak. Sonra onlarla beraber ne oldu? O alçak, vicdansız Sisi ile bir araya geldiler. İşte 31 Mart bunun için önemli. Kardeşlerim, her fırsatta Türkiye'ye hak, hukuk dersi vermeye yeltenen terör sevicilere o sandıkta yine hadlerini bildirmeye hazır mıyız? Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle korkutabileceğini zanneden vesayetçilere o sandıkta hep birlikte yeter, sözde, kararda milletindir diyecek miyiz? Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz? İstanbul'un ortasında ezanımıza edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere, İstiklal Marşımızı okumaktan utanan CHP'li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz? Şimdi Bay Kemal der ki, hayır böyle bir şey yok. İspat ederim ha. Bu da var burada. Hepsi kayıtlarda. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Bay Kemal de orada. Diğerleri de orada. Onlar İstiklal Marşı okuyor ama adayı orada İstiklal Marşı'nı okumadı. 16.500 kilometre öteden bize tehditler savuran katillere 82 milyon olarak seçim sandığında hep birlikte gereken hesabı soracağız. Beraber huzur dolu yarınları birlikte inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Huzur içinde çalışacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim yolumuzda adalet var. Bizim yolumuzda güzellik var. Biz güzellikleri, insan sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Eyüp Sultan'ın mekanındayız. Mübarek bir insanın mekanındayız. O mekana her zaman saygı duyduk, her zaman saygı duyacağız. Sizlerin vereceği her oy daha güzel, daha huzurlu bir Eyüp Sultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var biliyorum. Mutfaklarda yangın var biliyorum. Çocuklarınız, evlatlarınız, gencecik çocuklarınız işsiz oldu. Onu gayet iyi biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Ama birlikte aşacağız. Ama mücadele ederek aşacağız. Mücadele demokrasi mücadelesidir. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız ve Emel Başkan'ı Eyüp Sultan'a başkan olarak seçeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Şişli'de halkla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Kılıçdaroğlu İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin ciddi sorunları var. İstanbul'un da ciddi sorunları var. 25 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor. 25 yıldır. 25 yıldır İstanbul'un hangi sorununu çözdüler? Hangi sorununu? Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki 25 yılda biz İstanbul'un şu sorununu çözdük. Hangi sorununu çözdüler? Hiçbir sorununu çözmediler. O güzelim İstanbul'u, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u
beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Çocukların oynayacağı bir alan, gençlerin gidebileceği bir alan, spor merkezleri, kültür merkezleri yeteri kadar yapmadılar. Ama bütün bunların tamamını çözeceğiz. Neyle çözeceğiz? Gücümüzle çözeceğiz. Nerede çözeceğiz? Sandıkta çözeceğiz. Nerede mücadeleyi yapacağız? Sandıkta mücadeleyi yapacağız. Ben bu halka, bu millete güveniyorum. Doğru nerededir, oraya gidecektir. Doğrudan yana oyunu kullanacaktır. İstanbul'un sorununu çözecek kişi adı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu ile çözeceğiz. Bunların tamamını çözeceğiz. Birlikte yapacağız. Birlikte çözeceğiz. İşsizlik var, biliyorum. İşsizlik var. Ekrem İmamoğlu dedi ki, mütevazi bir şey söyleyeyim dedi. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda 150 bin kişiye istihdam alanı yaratacağım. Binali Bey'le dedim, efendim olur mu dedim. İstihdam sorununu çözmek belediyelerin görevi değildir dedi. Onun üzerine Ekrem Bey dedi ki, ben hani mahcup olmayayım diye 150 bin kişi demiştim. Eğer sen bunu söylüyorsan, ben de İstanbullulara söz veriyorum, en az 200 bin kişiye istihdam yaratacağım dedi. Arkadan Binali Bey televizyona çıktı. Ben de 500 bin kişiye istihdam yaratacağım. Başbakanlık yapan sanki benim, o değil. Ulaştırma Bakanlığı yapan benim, sanki o değil. Ya başbakanlık yaptın, niye 500 bin kişiye istihdam yaratmadın? Ulaştırma Bakanlığı yaptın, neden 500 bin kişiye istihdam yaratmadın? Şimdi Ekrem Bey'in projelerini kopya ediyorlar. Yapamazlar, beceremezler. Neden? Saraydan talimat alırlar. Saray izin verirse konuşurlar. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz işsizliği dile getiriyoruz. Aşı, işi ve ekmeği dile getiriyoruz. Yoksulluğu dile getiriyoruz. Beraber yaşamayı dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Herkesi seviyoruz. Her inanca, kimliğe ve yaşam tarzına saygılıyız. Evet, gazeteci öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sür manşetine bakalım. Vali Tutulmaz kuyumcuları ağırladı başlığı yer almış. Afyonkarahisar Saraflar Kuyumcular Dernek Başkanı Hayrettin Güzbey, Ahmet Keslioğlu ve Ali Genelioğlu yönetim kurulu üyeleri Halit Hancıoğlu, Mustafa Kumtepe, Hasan Türe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Ziyarette çeşitli konularda bazı istişarelerde de ayrıca bulundular. Ve Tutulmaz'dan ziyaret, Vali Mustafa Tutulmaz, Demmer, Demireller Mermer Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şuayb Demirel ve Adnan Demirel'i iş yerinde ziyaret etti. Afyon Tüp Bebeğin Merkezi olacak başlığı da yine yer alıyor. ADSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret eden Afyon Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önç, Afyonkarahisar'da yapacakları çalışmalarla kenti Türkiye'nin tüp bebek merkezi haline getireceklerini de söyledi. Tunceli'de 20 yıl önce teröristlerce yola döşenen mayının patlatılma sonucu şehit düşen jandarma komandör Mehmet Kocatepe'nin Afyonkarahisar'ın Tınaztepe beldesinde yaşayan ailesi oğulları için hazırladıkları odada hatıralarını yaşatıyor. Manşete bakalım gazeteci. Cumhur İttifakı kaybederse Afyonkarahisar kaybedecek başlığı yer almış. STK'larla istişare toplantısında konuşan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin beka seçimi olduğunu söyleyerek Cumhur İttifakı kaybettiğinde devletimiz kaybedecek, istikrar bozulacaktır. Bunlar bunun peşindedir. Siz Afyonkarahisarlı kardeşlerim kaybedecektir dedi. Ve Gülsüm Doğan'a büyük ödül, altın ambulans sağlık ödüllerinde başhekim kategorisinde Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Gülsüm Ateş Doğan ve beraberindekiler Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ettiler. Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya toplum yararına program kapsamında alınacak 400 işçi için işe alım başvurularının başladığını belirtti. Afyonkarahisar'ın ehline emanet edilmesi gerektiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Kent Bilimci Fatih Çetinkaya kararsız seçmenlere seslendi ve Çetinkaya kendim için değil geleceğiniz için MHP'ye oy verin dedi. Ve yanarak öldü. Sultan Dağ ilçesine bağlı Dereçüne beldesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kişi yanarak hayatını kaybetti.
Zeybek'se projelerini anlattı. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Top Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu ve Top Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle ASO Hizmet Binası'nda bir araya gelerek projelerini anlattı. Milletimiz hak ettiği hizmetleri alacak. 31 Mart seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 31 Mart sonrasında tüm Türkiye'de ve Afyonkarahisar merkezimiz dahil tüm ilçe ve beldelerimize de Millet İttifakı ile vatandaşlar hak ettiği hizmeti alacak dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyarak başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır dedi. Evet, başlıklar bu şekilde Gazete 3'te aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde partisince düzenlenen programlara katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı ziyaret etti. Akşener, vakıf yetkililerinden bilgi alarak engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Daha sonra seçim otobüsüyle kısa bir şehir turu atan Akşener, Turgut Reis Seçim İletişim Merkezi'nde partililere hitap etti. Akşener buradaki konuşmasında siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım ifadelerine yer verdi. Sürekli suçlayarak bir siyaset dili oluştu. Bu siyaset dili akrabaya akrabaya, dostu dosta, ahbaba ahbaba, arkadaşı arkadaşa ters düşüren, yani düşman olmaya diyemiyorum ama yani ters düşüren, kalp kırdıran bir mesele bu. Genel seçim değil arkadaşlar. Ben seçilmeyeceğim. Sayın Erdoğan da seçilmeyecek. Sayın Bahçeli de seçilmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu da seçilmeyecek. Yahu biz seçilmeyeceğiz. Kimler seçilecek? Partilerimizden belediye başkanı adayı olmuş şahıslar. Ama çok uzun zaman boyunca ceketimi assam seçtiririm anlayışı seçmeni veli nimet olmaktan çıkardı. Bravo. Asıl bravo, mesele bu. Şimdi ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp da siyasetten sağ kalan tek kadın politikacı. Tecrübe anlamında çok şey gördüm geçirdim. Bakın çok şey gördüm geçirdim. Türkiye'nin gururusu. Doğru Yol Partisi'nde yola çıktım. Ondan sonra MHP'de devam ettirdim. Olmadı. Bir mücadelenin sonunda arkadaşlarımız, milletimiz bir parti kur dedi. Ve biz beraberce İyi Parti'yi kurduk. Şimdi temel soru şu. Yorgunum artık bırakıyorum deyip de o referandumdan sonra bu İyi Parti'yi kurmamış olsaydık, her seçmenin kendisine bu soruyu sormasını isterim. Nasıl bir seçim götürecektiniz? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. Cumhur İttifakı kuruldu, Millet İttifakı kuruldu. Ya niye kavga ediyorlar şimdi bizimle? Niye beni tutuklatmak istiyorlar? Niçin 1 Nisan'dan sonra benim hapse girmem isteniyor? Anlatmak istediğim şey şu. Bakın, samimiyetle söylüyorum. Bu düşmanlaştırma ve tehdit dilini burası çözmüş. Bodrum çözmüş. Asıl mesele bu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu terörle mücadeleye dikkat çekti ve terörle büyük bir mücadele yapıyoruz ve haklarından geliyoruz dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. En büyük. 7.2 ton esrar, 1.5 ton eroin, 1250 kilo eroin, 1 ton kokain. Şu ana kadar 3 ayda 1 ton kokain yakaladık. Kıymetli hemşehrilerim. 57 bin uyuşturucu satışını kodese tıktık. Siz hiç merak etmeyin. Çok mücadele ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Çocuklarımıza, ailelerimize musallat olan bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağababalarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah da millet de bize hesabını sorsun. Ve şu istim üzerindeki halimizi hep beraber devam ettirelim. Terörle büyük bir mücadele yapıyoruz. Ve inanın haklarından geliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim,
bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmazsınız değil mi? Bırakır mısınız? Bizim şu FETÖ şarlatanına bizi 31 Mart'ta güldürmezsiniz değil mi? Ellerimizi bağlayıp onların karşısında zafiyete düşürmezsiniz değil mi? Allah sizden razı olsun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Kemer'de halkla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Çavuşoğlu etrafımız ateş çemberi ifadelerini kullandı. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Çünkü karşımıza çıkarılan tehditler ve tehlike büyük. Çünkü bugüne kadar mücadele ettiğiniz inlerine ve çukurlarına gömdüğümüz terör örgütleri pes etmiş değil. Dolayısıyla daha vermemiz gereken mücadeleler var. Yürümemiz gereken yol var. Ve hedeflerimiz var. Bu ittifakı işte milletimizi ve ülkemizi düşüştürmek için kurdu. Karşı ittifak ne için kuruldu onu bize daha izah edemediler. Ve burada biz de bu ittifakın yani zillet ittifakının içindeki siyasi partilere bir şey söylemiyoruz. Hele hele o siyasi partilere oy vermiş seçmenlere, Antalyalı hemşehrilerimize hiçbir sözümüz yok. Hatta HDP'ye oy vermiş Türk kardeşlerimize de bizim bir sözümüz yok. Mustafa Başkanım çok güzel bir şekilde izah etti. Ama PKK ve HDP zulmü, en çok zulmü Türk kardeşlerimize yaptı. Doğru mu? Burada Antalya'da Türk kökenli kardeşlerimiz var. Kemer'de Türk kökenli kardeşlerimiz var. Huzur içinde birlikte yaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimiz var, ticaret erbabı var, turizm içinde var. Çalışan kardeşlerimiz var, inşaatta, turizmde. Hiçbir problemimiz var mı? Antalya'mızın kültürüne, ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ama HDP Türk kardeşlerimiz için ne yapmış? Onlar belediyeleri ele geçirdikten sonra devletin verdiği paraları o şehirlerde yaşayan Türk kardeşlerimize bir hizmete dönüştürebildiler mi? Neden dönüştüremediler? Çünkü PKK buna müsaade etmedi. O paralar nereye gitti? Kandil'e gitti. Bak vatandaş söylüyor, kendisi söylüyor. PKK'ya gitti o paralar. Hani Türk kardeşlerimize hizmet etmek için aday olmuşlardı. Hani onların oyunu aldılar, onlara hizmet edeceklerdi. Niye edemediler? Şimdi kayyum atadığımız yerlerde o kayyum görevini yapan arkadaşlarımız ne kadar güzel hizmetler yapıyorlar. Onlar parayı gökten bulmadılar. O şehre gönderdiğimiz yasa çerçevesindeki paraları ve o şehirde toplanan vergileri güzel bir şekilde hizmete dönüştürdüler. Ve orada bir ardına eserleri ortaya koydular. Ve Kürt vatandaşlarımız çok memnun. Dolayısıyla bu partinin, HDP'nin Kürt kardeşlerimizi temsil ettiğini ya da Kürt kardeşlerimize hizmet ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu parti sadece PKK'ya hizmet ediyor. Çünkü %100 PKK'nın kontrolünde bir parti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çankırı'da bir otelde düzenlenen Çankırı Esnaf Buluşması toplantısına katıldı. Pekcan burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak istişareye çok önem verdiklerini, göreve başladığı günden itibaren her ay iş dünyasının temsilcileriyle toplantılar yaparak gelen talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini söyledi. Teknolojik ve ekonomik bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Küresel ekonomi ve küresel ticaret yavaşlama eğiliminde ciddi daralma var. Küresel ticaretin, küresel ekonomiye oranı 2008'de %61'lerdeyken şimdi %58'lere geriledi. Daha da gerilemeye devam ediyor. Türkiye'deki bizim çalışmalarımızı, bizim katma değerimizi değerlendirirken küresel ticaretin %3.7'ye düştüğünü, küresel büyümenin %4'ten 3.9'a, 3.7'ye ve 3.5'a revize edildiğini, Avrupa ekonomisindeki büyümenin 2'den 1.6'ya revize edildiğini, Almanya'daki büyümenin 1.3'e revize edildiğini ve en büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın Aralık 2018 ithalatının
%4.7. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin Aralık 2018 ihracatının %4.2 düştüğünü de göz önüne alarak Türkiye ekonomisini ve bizim katkılarımızı bu yönde değerlendirmenizi önemli arz ediyorum sizlerden. Biz ne yaptık? Dünya ekonomisi bu şekilde devam ederken 168 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, Allah'a çok şükür. Daha da önemlisi, ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018'de %75'e çıkardı. 2019 yılının ilk iki ayında bu oran %87'ye çıktı. Ve 2019'da bizim yeni stratejilerimizde, yeni projelerimizde hedefimiz sadece ihracatı artırmak değil, ondan da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmak yönünde olacaktır. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmesinin yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla geçiyor. Biz ne yapıyoruz? Bu doğrultuda markalaşmaya, tasarıma, teknolojiye daha fazla ağırlık veriyoruz. Mevcut pazarlarımızda, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak üzere gayret sarf ediyoruz. Daha önce bulunmadığımız pazarlarla ilgili de ürün bazında, ülke bazında, hatta yerel bazda stratejik çalışmalar yapıp yol haritaları tespit ediyoruz. Buralara dahil olabilmemiz için. Evet, Odak Gazetesi'nde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sür manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi adayları Odak Gazetesi'ni ziyaret ettiler. İl Genel Meclisi adayları seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdiler. Vali Tutulmaz ziyaret ettiler. Afyonkarahisar Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Hayrettin Güzbey ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamda ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Manşette ise İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak demediğiniz ne kaldı dedi. Ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak seçim öncesi son basın toplantısını yaptı. Toplantıda kendisi hakkında sosyal medya üzerinden yapılan haksız ithamlara cevap veren Doktor Koçak organize suç örgütleri hakkında yasal işlemleri başlatacağız dedi. Validen destek sözü geldi. Afz Hayatı yöneticileri Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamda ziyaret etti. Vali Tutulmaz sivil toplumun önemine vurgu yaparak dernek çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini de söyledi. Ve Sertesere ziyaret. Afyonkarahisar'a sağlık alanında yatırım yapan Afyon Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öğünç, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertesere ziyaret etti. Ve Çoban veda turunda 31 Mart'ta görev süresi dolacak Belediye Başkanı Burhanettin Çoban il protokolüne veda ziyaretlerinde bulundu. İlk ziyaretini Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı gerçekleştiren Başkan Burhanettin Çoban, daha sonra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Baro Başkanı Turgay Şahin'i ziyaret etti. Afyonkarahisar'ın ehline emanet edilmesi gerektiğini söyleyen MHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Fatih Çetinkaya da kararsız seçmenlere seslendi. Yazıcıoğlu anıldı. Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10. yılında Dinar'da anıldı ve Büyük Birlik Partisi Dinar İlçe Başkanlığı tarafından Merkez Ulu Camii'nde merhum Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen proje tanıtım toplantısında projeleri hakkında bilgiler verdi. Ve başkanımıza minnettarız başlığı da yer almış. Kuruluşundan bugüne kadar takıma verdiği emeklerle Adana Kulüp tarihine yazan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afşet Afyonspor Kulüp Başkanı yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti. Türkiye'de üst üste 5 dönem seçilerek en uzun süre görev yapan belediye başkanı olma unvanına sahip olan ve tek altın kemerli belediye başkanı olma unvanını elinde bulunduran Emirdağ ilçesinin AK Partili Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin 31 Mart'ta yapılacak olan seçimde 6. kez belediye başkanı seçilerek hem rekor kırmak hem de hizmetlerine devam etmek istiyor. Odak Gazetesi'nden de başlıkları aktardık. Haberimize devam edelim. Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Tunç Partisi'nin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tunç gazetecilere yaptığı açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan Büyük Birlik Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel'in CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı desteklediği şeklindeki haberlere tepki gösterdi ve bu haberlerin kasıtlı ve amaçlı olduğunu savundu.
Büyük Birlik Partisi hepinizin bildiği gibi 2016 anayasa oylamasından itibaren hep Cumhur İttifakı'nın içerisinde oldu. Ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde ise aylar evvelinden kararını verdi. İki ana konu üzerinde çok durdu. Birisi bizim hiçbir zaman bir siyasi parti olarak görmediğimiz terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüğümüz bir partinin ülkemizin belli bölgelerinde kazanma ihtimali olan yerlerde ki buralarda geçmişte de gördük milletin vergilerinin tamamını ya çukur kazarak, hendek kazarak ya da doğrudan Kandil'e aktararak harcadıklarını bildiğimiz için buralarda hiç aday göstermedik ve Cumhur İttifakı'nın adayını destekleme kararı aldık. 30 büyük şehirde de büyük şehirlerin hiçbirisinde aday göstermedik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararı aldık. Ama daha önce Beypazarı'nda 3 defa üst üste belediye başkanlığı yapmış zat ve bu belediye başkanlığı süreci içerisinde Büyük Birlik Partisi'nin Beypazarı ilçesinde teşkilatlanmasına engel olmuş birisi. Ve sağlığında cennet mekan Muhsin Başkanımızı, şehidimizi bir gün olsun ziyaret etmemiş. Onunla yan yana fotoğraf vermemiş. Ama bugün bir seçim satı mahallinde oy devşirme adına nezaketle karşılanan seçim koordinasyon merkezimizde anneannemizin gereği, geleneğimizin gereği nezaketle karşıladığımız bir ortamda söylenen sözleri yanlış çarpıştırarak basına aksettirmiştir. Bu ne siyasi ahlaka sığar, ne normal ahlaka sığar. Bu düpedüz ahlaksızlıktır, siyasi istismardır. Hiç kimse Büyük Birlik Partisi'nin siyasi istismarına alet edemez. Bunu herkes böylece bilsin. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, sandıkta Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak esnafları gezdi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'de 3 kadın Ziraat Odası Başkanı'ndan biri olan sandıkta Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş'a hayırlı olsun dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'de 3 kadın Ziraat Odası Başkanı'ndan biri olan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş'a hayırlı olsun dedi. Allah maşallah. Daha önce gelecektim ama biliyorsun. İnce daha öncesinde Sandıklı Millet İttifakı Belediye Başkanı adayı İYİ Partili Asım Orhan ile birlikte uzun çarşıda gezerek vatandaşları selamladı. Esnaflarla sohbet etti. Bir iş yerine ise ayakkabı kutusu var mı diye sordu. Dolar koyacağım burada. Cami önünden geçerken sessiz olunmasını isteyen İnce cami avlusundaki cenaze yanında durarak dua etti. Esnaf ziyaretinin ardından 20 yıllık başkanı devirerek Ziraat Odası Başkanı olan Kadın Başkan Fatma Toptaş'a ziyaret gerçekleştiren İnce, Başkan Toptaş'la sohbet etti. Ziraat Odası Başkanı Toptaş, çiftçilerin sorunları olduğunu dile getirdi. Bizim çiftçilerimiz çok sorunlu. Çiftçilerimiz para kazanamıyor. Ürettiği ürünü satamıyor, pazarı yok. Mazot pahalı, gübre pahalı, yani gerçekten çiftçilerin durumu çok zor. Seçim döneminde konuşulanların belli olduğunu ifade eden CHP'li Muharrem İnce, siyasilerle seçmenlerin gündeminin farkına vurgu yaptı. Köylüyü, çiftçiyi, üretimi konuşmak lazım. Mazotu, buğdayı konuşmak lazım. Ne yazık ki soğanın bile kuyrukla satıldığı bir Türkiye'de bunları konuşmuyoruz. Meydanlarda olmayan şeyleri konuşuyoruz. Ulusal basının tek düzeliğinden yakındı. Türkiye'de bunları anlatmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü dünyanın en kötü medyası burada.
Dünyanın en yanlı, en korkak, en boyun eğen, beni plastikten yapılmış bir medyamız var. Allah'tan yerel basın mı? Allah'tan yerel basın mı? Bu kadar korkak bir medya, bir tane televizyon kanalında haber değil. Bir tane gazetede haber değil. Niye? Patronlarından öyle talimat almışlar. Sahipleri öyle buyurmuş. Türkiye'nin önce ahlaklı bir medyaya ihtiyacı var. Ahlaklı bir medyaya. Birilerinin yamağı olmuş durumları. Ne yazık ki. Ahlaklı bir medya, tarafsız bir yargı, Türkiye'nin en öncelikli sorunları. İnce kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir çocukla neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı koltuğuna tekrar aday olacağını sinyallerini verdi. Hangi dersi en çok seviyorsun? Süper, çak. İşte şimdi oldu. Ne olmak istiyorsun ileride? Doktor, sonra milletvekili adayı, sonra Cumhurbaşkanı. Bir dakika. Bak şurada anlaşalım. Ben Cumhurbaşkanı olmadan karşıma çıkmayın. Bir de yarışmayalım yani. Ama ben önce olayım. Daha sonra dışarıda kendisini bekleyen CHP'li ve İYİ Partilerle fotoğraf çektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın da katılımı ile basın toplantısı düzenledi. Provokatif dilden vazgeçmesiyle. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yanı sıra Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Nevzat Ercan, İl Genel Meclis adayları ve çok sayıda partili katıldı. Bildiği için ortamı bilinçli olarak geliyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Haçlı Seferleri korkusunu milletin üzerine çökertmeye çalıştılar dedi. Bu faturayı 31 Mart'ta bu millet doğal olarak krizin birinci derecede sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'a fatura edeceği ve ödeteceğini bildiği için ortamı bilinçli olarak geriyor. Bu seçim süresince zilletlendi, teröristlendi, haindendi, adilerdendi, dendi, denmeyen ahlaksız dendi, denmeyen kaba ve yaralayıcı söz kalmadı. Hesap soracağız dendi. Bunlar yetmedi. Sonra cennetten tapu dağıtmalar başladı. Bunlar da yetmedi. En son olarak da Haçlı Seferleri korkusu, paranoyasını milletin üzerine çökertmeye çalıştılar. Şunu unuttular. Avrupa'da Haçlılar da şunu bilir. Anadolu Mustafa Kemal'in ülkesidir. Ve Mustafa Kemal onların Haçlılar dediği o milletlere, o dine mensup insanlara işte bu topraklarda bükemedikleri bileği öptürdü 100 sene önce. Grup Başkan Vekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli için bakın neler söyledi. Ben onlara Bay Dumur ve Bay Kambur diyorum. Sayın Bahçeli Dumur olmuştur, yani körelmiştir. Sayın Erdoğan da milletin sırtında artık bir kamburdur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı Dumur ve Kambur'dan oluşan bir ittifak diye özetlemek de bu yönüyle mümkündür. Beka şudur. Dört harfli bir kelimedir. Birinci harfi batırdığımız demek. İkinci harfi ekonomi demek. Üçüncü harfi kurtarma demek. Dördüncü harfi arayış demek. Yani batırdığımız ekonomiyi kurtarma arayışındayız demek istiyorlar. Erdoğan unutmasın. Bay Kambur unutmasın. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ne İyi Partimiz'de, ne Afyonkarahisar'da, ne de Türkiye'de. Ezana kem söz edecek, yan gözle bakacak insan barınamaz. Ama Erdoğan bir şey daha unutmasın. Bu milletin gönlünde Allah ile aldatanlar da barınamayacaktır. Erdoğan'ın yolun sonuna geldiğini vurguladı Altay. Erdoğan yolun sonuna gelmiştir. Yerel seçimlerde en azından bu millet kendisine sen bir aklını başına al kardeşim diyecek duruma geldi. Rizelilere söyledim ki Erdoğan evladını seversiniz. Türkiye'de de seveni var, sevmeyeni var. Ben onu bilmem. Ama ey Rizeliler, Erdoğan'a bir iyilik yapmak önce size yakışır. Ne yapacaksınız? Erdoğan'ın aklı Rize sahilde, yani sıfır rakımda. Hırsı Kaçkar Dağı var Rize'de. Kaçkar'ın tepesinde, yani 3000 rakımda. O hırsı Kaçkar'ın tepesinden alıp sahildeki Erdoğan'ın
aklıyla eşitlemezseniz Erdoğan bir felakete gidiyor. O gitse bir şey değil. Rize bir felakete gidiyor. Afyon bir felakete gidiyor. Türkiye bir felakete gidiyor. Zaten işte ekonomik tablo ortada. Erdoğan demek artık hani 3Y diyorlar diyor bunlar. Yeni bir 3Y'si var Erdoğan'ın. Yalan, yağma, yıkım. Evet, Afyon Şehir Gazetesi ile devam edelim. Sürmanşete bakalım. Askeri havalimanı sivil uçuşlara açılıyor başlığı yer almış. Afyon Karahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Afyon Şehir Gazetesi'ni ziyaret etti. Özkaya, Afyon Karahisar Havaalanı'nı sivil uçuşlara da açabilmek için Bakanlık Ardından bir talepte bulunduklarını belirterek bu konuda asker olarak size yetki veririz dedi. Bakanımız ve devlet uygun görürse beraber kullanılabilir şeklinde de bilgi verdi dedi. Teknolojik sera ise 10 yıl önce biz getirdik. Orman ve Su İşleri eski bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu teknolojik serayı 10 yıl önce AK Parti'nin getirdiğinde dile getirdi. Manşette ise kokar çay akar çay oldu başlığı yer almış. AK Parti'nin 2009 yılında belediye başkan adayı Burhanettin Çoban seçim vaatlerini 10 yıllık süre zarfında bir bir yerine getirirken projeler arasında yer alan ve Afyonkarahisar'ın çehresini değiştiren Akarçay ıslah projesi çok kısa bir zamanda hayata geçirildi. Ve 3000 DAEŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı operasyonunda Mehmetçiklerin DAEŞ'lılarla göğüs göğüse çarpıştığını belirterek 3000 DAEŞ'lının etkisiz hale getirildiğinde açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Akdeniz'de doğal gaz sondaj çalışmalarının olduğunu belirterek petrolünüz gazınız olabilir ama size sattırmazlar, paranız olur, aldırmazlar. Onun için oyunu akıllıca oynamak gerekiyor dedi. Ve APRA'ya tam destek, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mehmet Zeybek ise projelerinden bir tanesini daha göreve gelmeden hayata geçirmeye hazırlanıyor. Zeybek'in Afyonkarahisar tarihine geçecek APRA'y projesine Devlet Demiryolları yeni genel müdürü Ali İhsan Uygun'dan tam destek geldi. Evet, başlıklar bu şekildeydi ve haberimize devam edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında çiftçileri ilgilendiren bir haber verdi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceğiz dedi. Pek çok yerde şantiyeleri basıp araçları yakan, İşçileri öldüren, müteahhitleri tehdit eden terör örgütü sizleri bu hizmetlerden mahrum etmek için çok uğraştı. Ama bize sadece zaman kaybettirdiler. Sizlere hizmet getirme, yatırımlarımızı tamamlama azmimizi kıramadılar. Kıramayacaklar. Havalimanının yenilenmesinden hizmete alınan feribotlara, restorasyonlardan bunların açılmasına destek verdiğimiz tesislere kadar her alanda Van'ın turizm potansiyelini geliştirecek adımları attık. İnşa ettiğimiz barajlarla çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz desteklerle Van'ın topraklarında bereketi artırdık. Şimdi buradan sizlere ve tüm küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için herkese yeni bir küçükbaş projesi adıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. Yürüttüğümüz çalışmalarla 32 milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı bugün 46 milyonun üzerine çıkardık. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bir başka ifadeyle ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu olur mu? Olur mu? Yeni teşvik programının üreticilerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Evet, reklam arası veriyoruz. Saat başıyla burada olacağız.
Etin baharatla buluştuğu doyumsuz tat, kalite ve lezzetiyle hafızalara kazınan marka Cumhuriyet Sucukları'nın sunduğu Kanal 3'te sabah programı reklamlardan sonra devam edecek.